Zeytinyağı fabrikalarında işlendikten sonra içindeki yağın ve suyun önemli bir kısmı alınan zeytin posası yani pirina doğru ellerde doğru şekilde işlendiği takdirde atık olmaktan çıkıp bir ekonomik değer halini alıyor. Yavuzlar Grup bünyesindeki Doğuş ve Orpir pirina tam olarak bunu yapıyor. Çevreci üretim anlayışıyla hem kızartma yağı olarak ifade edilen pirina yağı elde ediliyor hem de biyokütle yakıt. Yaprağından odununa, meyvesinden yağına hatta külüne kadar hiçbir yan ürüne atıl olmayan kutsal bir bitkidir zeytin. Zeytinyağı fabrikalarında sıkılarak fiziksel olarak içindeki yağın ve suyun önemli bir bölümü alınan zeytin posası yani pirina çok büyük tonajlara ulaşan bir atık maddedir. Ancak doğru ellerde doğru şekilde işlenmesi onu bir atık olmaktan çıkarır, ekonomik bir değer olarak bahsedilmesini sağlar. Mesut Yavuz ve oğlu Serkan Yavuz'un büyük hissedar olduğu Yavuzlar Grup bünyesindeki Doğuş ve Orpir pirina, zeytin işleme söz konusu olduğunda çevreci üretim anlayışıyla dikkat çeken en önemli işletmelerden biri oluyor. Zeytin toplanıyor, yanilere geliyor zeytinyağı fabrikalarına ve zeytinyağı çıkarılıyor. Bu zeytinyağının çıkarılma esnasında bir atık meydana geliyor. Biz bu atığa pirina diyoruz. Bu içinde kara suyu olan, işlenmediğinde çevre için çok tehlikeli olabilen, böyle yeni teknolojiye göre 2 faz, 3 faz ayrımı yapılarak %75 ve içinde %50 kara su bulunan ve zeytinin posası bulunan bir atık. Bunun içerisinde yaklaşık %5 civarında da yağ var. Biz Doğuş Pirina ve Orpir Pirina olarak bölgemizdeki hatta daha geniş bir interlandta işte İznik, Orhangazi, Gemlik o taraftan yine buradan Çanakkale bölgesinden Akhisar, Soma, Kırkağaç ve İzmir bölgesinden geniş bir interlandtan bu zeytinyağı fabrikalarından pirinaları topluyoruz kamyonlarla ve bu pirinaları tekrardan geri kazanarak ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. 4 yılda 25 milyon yatırımla bölgeye katkısı artırılan Ayvalık ve Bergama'daki fabrikalarda günlük 1250 ton yağlı ve nemli pirina işleme kapasitesine sahip olduklarını söyleyen Genel Müdür Ali Bakırcı, pirinanın fabrikaya ulaşmasının ardından hummalı bir üretim sürecinin başladığını dile getiriyor. Zeytin sezonu biliyorsunuz kısa bir süreç. Yaklaşık bu işte Ekim aylarında başlıyor zeytin işlemi ve Ocak ayları gibi, Şubat ayları gibi bitiyor. Hem Ayvalık'taki hem de Bergama'daki fabrikamıza getiriyoruz. Bunları günlük her iki fabrikada 1250 ton yaş yağlı pirina işleme kapasitemiz var. Orpir'de 700 ton civarında, Doğuş'taki Ayvalık'taki fabrikamızda da 550 ton. Biz önce bunları işleyebildiklerimizi günlük üretime alıyoruz ama fazla geliyor bu dönemde özellikle yoğun olduğu dönemlerde. İşleyemediğimiz kısımları da stok sahalarımız var oraya alıyoruz. Zeytin posası içindeki yağ itinayla ayrıştırılıyor. Tabii bizim için önemli olan burada pirinanın içerisindeki yağ yaklaşık %5 civarında 4 civarında yağ var. Biz bunların içindeki yağın %1'in altına kadar inerek alıyoruz 1 civarında kalıyor. Biz bu yağ alabilmek için önce pirinaları kurutma işlemine tabi tutuyoruz. Bu kurutma işlemi de iki aşamada yapıyoruz. Pirinadaki yağın alınabilmesi için %60'lık rutubet oranı %5'lere kadar düşürülüyor. Pirin orada bir havalanıyor. Ondan sonra yine konveyörler vasıtasıyla, taşıyıcı konveyörler vasıtasıyla ikinci aşamadaki kurutma ocaklarına sevk ediyoruz. Ve burada da %5 ile 7 arasında getiriyoruz. Çünkü bizim buradaki kurutmadaki amacımız pirina eğer %5'lerin 7'lerin üzerinde yaş olursa %10 gibi 12 gibi çözücü işlemediği için pirinanın bünyesindeki yağ alamıyor. Bizim için de mamul madde burada yağ olduğu için kurutmak zorundayız. Zeytin kara suyu bu sayede bertaraf edilmiş oluyor. Genel Müdür Ali Bakırcı çevreye katkılarını rakamlarla ifade ediyor. %70 rutubetteki bir pirinayı %7'lere gibi veya %50 rutubetteki pirinayı %50'lere gibi düşündüğünüzde yaklaşık %50 civarında kara suyu buharlaştırarak bertaraf ediyoruz.
Oysa ki bu karasu, biz bertaraf etmesek bu denize, derelere falan dökülse işte denizlerimiz girilmez. İşte karasuyun döküldüğü toprakta çok kötü bir yapısı var. Fermente olduktan sonra zararlı hale geliyor. Ot bile çıkmıyor. Ama biz tekrardan bunu dediğim gibi buharlaştırarak tamamen doğaya geri kazandırıyoruz. Üstelik bu işlemin faydası karasuyun bertarafıyla da sınırlı değil. İşlem sonrası kalan posas sıkıştırılıp pelet haline getiriliyor ve kömürü alternatif yakacak elde ediliyor. Yaklaşık 4250 kalorisi var. Kükürt içinde yok denecek kadar az. Kül oranı %3, %4 civarında. Karbon salınımı göz önüne alındığında son yıllarda özellikle Kyoto Anlaşması'na imza atmış bir ülke olarak çok çevreci bir yakıt. Pirina'nın gerek yurt içinde gerekse yurt dışında talep görmesi enerji alanında yeni bir yatırımı gerekli kılıyor. Şimdi bizim ikinci bir projemiz var. Bunun için MASES diye yeni bir enerji firması kurduk. Çünkü yılda biz yaklaşık iki fabrikada 150 bin ton civarında yaş mal alıyoruz. 60-70 bin ton civarında yakılabilir pirinamız elde ediliyor ve bu pirinaları yurt içine ve yurt dışına satıyoruz. Özellikle son yıllarda yurt dışındaki firmalarımız, müşterilerimiz bunu enerji santrallerinde yakmak için alıyorlar. Biz de bundan dolayı böyle bir yola çıktık. 35 milyon TL'ye mal olacak yatırımla 2017 yılında faaliyete geçmesi planlanan enerji tesisi, yerli kaynaklardan enerji ihtiyacını karşılayacak sanayicilerin rekabet gücünü de artıracak. Fizibilite çalışması sonucunda karlı olduğunu düşündük. EPDK'yla gittik, görüştük, fizibilitemizi onayladılar. Ön lisans için başvuruda bulunduk. 2017 gibi bir terslik olmazsa burada kendi pirinalarımızı yakarak elektrik üretmeyi düşünüyoruz. Devlet burada bu yenilenebilir enerjiye çok büyük bir teşvik veriyor. Şöyle ki kömürle, suyla yani HES'le, rüzgarla, RES'le üretilen elektriğin kilovatını 7.4 sentten alırken biyokütleyle yani pirinayla bu ağaç artıklar olabilir, tarımsal atıklar olabilir. Bununla üretilen elektriği 13.43 sente bu yakma sistemi yerli olursa ki biz bunu yerli düşünüyoruz. 1.1 sentte prim veriyor 5 yıl boyunca. 14.4 sente çıkıyor. Tabii bu da gerçekten hemen hemen diğer elektriklerin, üretilen elektriklerin 2 katı oluyor. Çok büyük bir teşvik. Bizi heyecanlandırıyor bu proje. Üretim esnasında pek çok çevreci metot benimseniyor. Pirinanın işlenmesi sırasında bacadan çıkan yoğun buhar duman zannedilebiliyor. Ancak Ali Bakırcı, fabrika girişine koyulan tabelayla vatandaşları yanlış anlaşılmalar karşısında bilgilendirdiklerini söylüyor. Fabrikamıza gelirken görmüşsünüzdür, duvarlarımızda büyük büyük böyle her iki yönden de görecek şekilde her iki fabrikamıza da işte kurutma bacalarından çıkan duman değil, su buharıdır diye büyük bir levha yazdık. Çünkü gelen geçen duman olarak zannediyor bacadan çıktığı için tabii ilk izlenim, ilk imaj duman bir de çok yoğun. Bakırcı, fabrikada yaşanan üretim süreçlerinde enerji ihtiyacını çevreci yakıt pirinadan karşıladıklarını dile getiriyor. Günde 1250 ton civarında pirina işlediğimizde yaklaşık 100 ton civarında pirinayı kendimiz yakıyoruz zaten. Bu nerede yakıyoruz? Önce bu malın kurutulmasında yakıyoruz, kurutma ocaklarımızda yakıyoruz ciddi bir pirinayı. Ondan sonra da bu yağı alırken, ekstraksiyon çözücülerle alırken bunu ekstraksiyon tesisinde buhara ihtiyacımız var bizim. Bu çözücüyü uçurmak için, malı kurutmak için buhar kazanında yakıyoruz. Çünkü bunu yakarken çevreyi kirletmiyoruz, emisyon izinlerimiz var. İşte kükürt salgılamıyoruz, karbon salgılanamıyoruz. Böyle bir misyonumuz var. Üretimde saatte 10 ton suya ihtiyaç duyuluyor. Bakırcı suyu israf etmiyor, soğutma kulelerinde soğutup tekrar kullanıyoruz diyor. Yaklaşık saatte 10 ton su kullanıyoruz. Suyu heba olmaması için, çünkü su bizim için önemli, ileriki nesiller için çok önemli. Bu suyu tekrardan soğutup soğutma kulelerinde tekrardan üretime veriyoruz. Dönen böyle bir döngü var.
Çevreci üretim anlayışını benimseyen işletmede biyokütle yakıt kadar önemli bir diğer nihai ürün pirina yağı. Rafine pirina yağını diğer bitkisel yağlardan farklı kılan en önemli özellik yüksek ısılara dayanıklılığı. Pirina yağı sonuçta zeytinden üretiliyor ama zeytinyağı değil. Önce altını çizmek gerekiyor. Bu pirinanın, zeytinin bir yan ürünü. Türkiye'de maalesef çok bilinmiyor. Fakat dünyada çok yaygın. Yani bu Amerika'sından, Arjantin'inden, Güney Kore'sinden, Çin'inden, Hindistan'ından birçok ülkede tüketiliyor. Rafine pirina yağının en büyük özelliği ısıya dayanıklı bir yağ. Isıya dayanıklı bir yağ olduğu için tavada ve fritözde yanma derecesi çok yüksek, yanmıyor. Yanmadığı için reçineleşme, kararma, kanserojen değil en önemli özelliği. Ve dünya bunu bugün pirina yağını kızartma yağı, fritöz yağı olarak kullanıyor. Sızma yağı daha çiğ tüketmeye çalışıyor. 1250 ton yaş pirina işlendiğinde 50 ton ham pirina yağı, 40 bin ton rafine pirina yağı, 550 ton yakılabilir biyokütle elde ediliyor. Tek problem zeytinin var yılı, yok yılıyla her sene işlenebilecek miktarın değişkenlik göstermesi. Genel Müdür Ali Bakırcı sözlerinin sonunda geleceğe umutla baktıklarını dile getiriyor, çevreye katkılarının süreceğini vurguluyor. Yok yıllarında yeteri kadar mal bulamamanın sıkıntısını yaşıyoruz. Türkiye'de son 5-6 yıla kadar yaklaşık 80 milyon zeytin ağacı vardı. Şu anda bu 160 milyonlarda, bir 25-30 milyonda fidan var. Bunlar devreye girdiğinde, yani ben değil, UZZK bunu söylüyor, bizim Ulusal Zeytinyağı Konseyimiz söylüyor. 2017-18'lerde belki İspanya'nın arkasından ikinci bile olabiliriz. Tabii bu bizi ümitlendiriyor gelecek için. Çünkü şu andaki üretimlerin iki katına çıkmak mümkün olacak. Biz Doğuş Pirina ve Orpil Pirina olarak çevreye, doğaya, gelecek nesillere duyarlı işler yapmak istiyoruz. Yaptığımıza inanıyoruz ama bunu daha da arttırmak istiyoruz.